Çok fena oldu. Adamlar belki de bizimle iş yapmaktan vazgeçecekler. Yok canım, öyle şey olur mu? İmzalar atıldı. Olur. Bal gibi olur. Sözleşmede bir ay karşılıklı deneme süresi olduğu yazıyor. İki taraf birbirinden memnun kalmazsa feshedilebilir. Yok daha neler. Hakan, doğru mu bu? Ay bak, bu çok kötü oldu işte. Bizi ancak bir mucize kurtarabilir. Merhaba. Ne işin var senin burada? Zaten canımız burnumuzda. Bir sen eksiktin yani. Efendim nana. Ben şey... Sorma nana. Başımıza büyük bir felaket geldi. Amerikalı patronun bize emanet ettiği bu değerli tabloya kahve döküldü. Hepimizin cini tepesinde, anlarsın ya. Ay aksi, çok kötü olmuş. Ben şunu bileydin. İsterseniz düzeltebilirim. Buyur buradan yak. Bir Picasso olmadın kalmıştı zaten. Sarı yapabilir misin? Sıra. Ya daha kötü olur. Yani nasıl daha kötü olabilir ki? İzin verin deneyeyim. Of, neyle yapacaksın, tırnaklarınla mı? Yo hayır, şey... Resim malzemene ne ihtiyacım olacak? Hemen alıp gelirim. Nana, bizi bu dertten kurtar, dile benden ne dilersen. Tamam. Siz kesin kafayı yediniz. Nasıl düzeltecek, buna imkan var mı? İkiniz de çocuksunuz vallahi. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılır. Yani lafın gelişi öyle diyorum canım. Yok! Yok işte! Hanginiz ağrıdıysa çabuk söylesin. Dur şekerim, buluruz şimdi. Ne oluyor ya? Petek müzik çalarını kaybetmiş. Kaybetmedim, çantamdaydı. Biri resmen çalmış. Okula müzik çalar getirmek yasak. Sen de getirmeseydin kaybolmazdı canım. Öyle mi canım? Şimdi senin o çok bilmiş ağzını... Sinirlenme Petek, dur bir dakika. Hemen istiyorum, kim aldıysa çıkarsın. Petek, bu yaptığın çok ağır bir suçlama yalnız. Hepimiz hırsız yerine koyuyorsun. Kanatlanıp uçmadı ya, biri aldı işte. Yani. Ne oluyor burada? Bu ne gürültü? Birazdan öğretmeniniz gelecek. Neden hala oturulmuyor? Teyze ya. Şey, müdürü hanım. Müzik çalarımı çalmışlar. Geçen sene doğum gününde aldığın müzik çalar mı? Evet ya. Çocuklar, Petek'in müzik çalarını gören var mı? Yok. Demek yok. O halde hepinizden çantalarınızı açmanızı rica edeceğim. Yok artık. Eğer siz almadıysanız korkmanıza gerek yok. Hadi 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 hadi. Hadi. Açın bakalım. İşte buradaymış. Hırsız, ne olacak? Hırsız. Hırsız. Ama ben... Bunu buraya kim koymuş? Müdür hanım, sanırım bu işte bir yanlışlık var. Zeynep bunu yapacak bir çocuk değil. Gözüme mi inanacağım, sözüne mi? Gel benimle. Ama öğretmenim, yemin ederim ki ben çalmam. Gel, gel dedim. Yürü. Sen ne dediğinin farkında mısın Gorfo? Ne demek İlayda burada? Yemin ederim, kendi gözlerimle gördüm. Tüm oyuncaklar da oradaydı. Hepimizi tehdit etti. Anne! Korkma bebeğim, sana hiçbir şey yapamaz. Kolina, ne yapacağız? Kolina! Kolina! Aa, dur, dur! Kolina! İnanmayacaksın ama! Biliyorum, biliyorum. Ne yapacağız? Ben çok tırsıyorum! Ay dur! Kolina, iyi ki buradasın. Bu çok önemli. Hakan'ın ofisindeki tabloyu düzeltmen gerek. Nana, inan bana. Çok daha önemli bir durum var. İlay da burada. İyi de nasıl olur? Onun yok olduğunu gözlerimle gördüm. Biraz önce bahçede hepimiz gördük Nana. Evet evet. Demek ki başaramamışsın. Saçmalama. Nana, senin burada olman çok tehlikeli. Lütfen dünyaya dön ve oradaki sorunları hallet. Bana izin ver. Ben de buradaki işleri halledeyim. Evet Nana. Oyuncaklar dünyasının geleceği söz konusu. Bu kadar bencil olma. Korkma. Gorfo, tam olarak nerede gördün göster bana. Gelin benimle. Tamam tamam. Hadi 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 gel. Gel gel hadi. Olamaz. Umarım
gerçekten İlayda değildir. Ağlayıp durma kızım. Derdini disiplin kuruluna anlatırsın. Ama öğretmenim, yemin ederim ki ben almadım. Senin çantandan çıktı ama. Peki hala müzik çaları biri oraya koymuş olabilir müdür hanım? Hayal gücünüz pek geniş. Kim böyle bir şey yapsın ki? Hem sizin derste olmanız gerekmiyor mu Mime Hanım? Bu konuyu dersten daha önemli bulduğum için buradayım. Burada bir gencin suçsuz yere adının lekelenmesinden söz ediyoruz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? O yapmadı. Bunu kanıtlamam için disiplin kuruluna gitmeden önce bana biraz zaman verin. Ben bugün yazımı yazarım. Yarın da doğru disiplin kuruluna gider ifadesini veririm. Ben anlamam. Bu çok önemli bir suç. Ama ben çalmadım, yemin ederim. Ben hırsız değilim. Mimi babam bunu duyarsa çok üzülür. Ağlama tatlım, sana inanıyorum. Ağlama. Bakalım çocukları başımıza daha ne kadar çıkartacaksınız. Rica ederim dersinize girin. Sen de küçük hırsız. Yarın disiplin kurulu artık seni okuldan mı atar, yoksa uzaklaştırma mı verir, göreceğiz bakalım. Siz eğitimci falan değil, siz... Evet. Siz bir... Ben sana kapı çarpmak neymiş göstereceğim. Sarı sıçan. Zeynep abla ağlama. Olanları duyduk, çok üzüldük. Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Ağlama lütfen, sana inanıyorum. Şu Selim'in kuzenleri de sürekli Zeynep'in yanında. Umurumda değil. Nasılsa bu okuldaki son gün olacak. Tamam ağlama. Aferin Mahmutcuk, çok iyiydin. Yarın sana bu monttan alıp arkasına da yazıyı yazdıracağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Şimdi git bize birer tost al. Giderken de şu salak Zeynep'in çocuklara ne anlattığını bir dinle bakalım. Peki. Ağlama. Sakar ne olacak? Baksanıza nasıl da düştü. Bir şey yok değil mi? Bir de gruba girmeye çalışıyor. Daha yürümeyi bilmiyor be. Hadi canım tay tay. Terbiyesiz. Bir şeyin olmadığına emin misin? İyiyim ben. Bir şeyim yok. Peki. Resmi düzeltirsem Hakan Bey gibi beni affeder. Ama onların önünde sihir yapamam ki. Neyse, konsantre olmam gerekiyor deyip yalnız kalmak isterim. Sonra hop. Eyvah, yakalanmadan kaçmam lazım. Nana mı? Resim malzemeleri burada ama kendi yok. Yapamayacağını anlayınca kayboldu tabii. Özge, sen çok akıllı bir kızsın. O yüzden seninle kısa ve öz konuşacağım. Hayatta bazı şeyleri çok ama çok istiyor olabiliriz. Ama istediğimiz şeye ulaşmak için başkalarına kötülük etmek kabul edilebilir bir şey değildir. İstediğin şeye ulaştığında bir de bakmışsın ki sen artık sen değilsin. Bütün erdemlerini yitirmişsin. Ve bu dünyadaki en korkunç şey birini yapmadığı bir şeyle suçlamaktır. Ne demek istediğimi çok iyi anladığını sanıyorum. Hi. I'm Simge. Mr. Katın? Aslında nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... Sanırım siz Nana daha çok hoşlanmıştınız. Evet, onunla çok yakın arkadaşım ben. Sanırım o da ilk görüşte sizi çok beğenmiş ama belli edememiş. Yani nasıl anlatsam, biz Türk kızları biraz utangacızdır. Bu konuyu baş başa konuşmak istersiniz diye düşünmüştüm. Siz akşamüstü eve geçin, biz de biraz geç geliriz. Siz de rahat rahat konuşursunuz. Sonra da güzel bir yemek yer, bunu kutlarız. Ne dersiniz?
Aa, bir şey değil. Adresi veriyorum, yazın. Gel. Efendim Özgeciğim. Neden derste değilsin? Müdür hanım, size bir şey söyleyecektim. Evet. Hakan, Mr. Katın aradı. Bu akşam 7'de size gelecekmiş. Adresi falan istedi. Ben de müsait olduğunuzu söyledim. Hayda, ne işi var canım evde? Ay ne bileyim ben. Ama sürekli Nana'yı sorup durdu. Tabii abicim, ben biliyordum işte. Kızdan çok hoşlanıyor. Saçmalamayın ya, yok öyle bir şey. Bir dakika görmeyle hoşlanılır mı canım? Hem adam böyle bir şey düşünse Nana kabul etmez. Nereden biliyorsun? Bence iyi bir kısmet Nana için. Hem bana kalırsa o da hoşlandı. Mr. Katın da benim gibi düşünüyor zaten. Beni çağırtmışsın Gulina. Evet Şoker. Şu İlayda hakkında konuşacaktım. Onu bir daha gören olmadı değil mi? İşte gündüz gördük ya. Burada bize en fazla yardım edebilecek kişi sensin Şoker. Sen onu çok iyi tanıyorsun. Mesela Nana'ya kedi olma sihrini nasıl yaptığını biliyor musun? Gulina, onun yöntemleri çok farklı. Bizimki gibi değil. Bir şey yapması için iksire falan ihtiyacı olmuyordu. Düşünmesi yetiyordu. Çok güçlü, çok. Peki, gerçekten bahçede gördüğünüzün olduğuna emin misin? Bu bana çok mümkün görünmüyor çünkü. Benim burnumun dibindeydi. O sırada nerede olsa tanırım Gulina. Çok tırsıyorum. Ay, tırsma yani, korkma. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Hakan yok mu? O sonradan gelecek. Buyurun lütfen. Oturun. Ben size içecek bir şeyler getireyim. Ne içersiniz? Water. Kaçma. Su. Peri kızı gibi gerçekten. Bir var bir yok. Miss Nana. Nana. Demek bir de kedicik var burada. Bırak beni. Gel bakayım. Gerçekten ısırır. Gel bakayım. Isırıcı koy. Bırak dedim. Evet. İstemiyorum seni. Aman ne güzel kat. Yapma. Gıdım. İşte yapma. Bakın anne. Şuna bak. Zindana kapatmışlar. Gulina! Ne oluyor? Az önce İlayda'nın hırıltılı korkutuyordu. Korkma. Nerede kaldı benim meleğim acaba? Nereden senin meleğin oluyorum ben? Nana. Mr. Katın, Mr. Katın. Kendinize gelin lütfen. Eyvah, Mr. Katın. Ya lütfen, Mr. Katın. Mr. Katın. Ya öyle durmayın, yardım edin. Adam kalp krizi geçiriyor galiba. Ayıltmaya çalışıyorum. Mr. Katın. Belli oluyor, belli oluyor. Mr. Katın. Nana, bence sen bize bırak. Kalk oradan da adamın kalp krizi devam etmesin. Ben bakın Mr. ne Katın, yapacağımı bilemedim. Mr. Katın, belli oluyor. Mr. Katın, Mr. Katın, kendinize gelin. Mr. Katın. Mr. Katın. Mr. Katın, kendinize gelin. Mr. Katın. Mr. Katın, uyanın. Ben bir su getireyim. Mr. Katın, Mr. Katın, Mr. Katın. İlayda'yı mavi ormanın girişinde görmüşler Kulina. Arkadaşlar, onu çok iyi tanıyorum. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Bence en zayıf zamanımızı bekliyordur.
Birden daha bir şey geçecek. Joker, kapa çeneni. Korkutma arkadaşlarını. Ama gerçek bu. Doğru söylüyor. O çok sesli ve kötü biri. İyisiniz değil mi? Evet. Ben ne olduğunu anlayamadım. Sadece mutfağa gitmiştim. Kucağımda bir kedi vardı. Birden size dönüştü. Lütfen beni affedin. Ama buna engel olamıyorum. Nereye baksam sizi görüyorum. Ama ben... O halde yorgunsunuz herhalde. Halüsinasyonlar falan gördüğünüze göre. İsterseniz biz sizi tutmayalım. Otelinize bırakalım, dinlenin biraz. Hadi Volkan'cığım. Hadi. Olur mu Hakan? Mr. Cut'ın akşam yemeğine kalacaktı. Israr etme şimdi. Mr. Cut'ın da çok yorgun olduğunu söylüyor. Siz çok ama çok özel bir bayansınız. Teşekkürler. İzninizle ben çocuklara bakayım. Görüşeceğiz Nana. Mr. Hakan haklı. Gerçekten yorgunum. Buyurun ben size eşlik edeyim. Buyurun Mr. Cut. Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Pes vallahi nasıl da bastık. Ne basması canım? Adam bayılmıştı. Nana da onu ayıltmaya çalışıyordu. Ay Hakan çocuksun vallahi. Öyle ayıltma mı olurmuş? Ay resmen birbirlerine vurulmuş bunlar. Hadi hayırlısı ne diyelim artık. Nana'ya baksana nasıl da kaçtı. Utandı tabii kızcağız. Ben de gideyim bari. Özge evde yalnız. Hadi canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya öyle durmayın. Yardım edin. Adam kalp krizi geçiriyor galiba. Ayıltmaya çalışıyorum. Mr. Cut'ın. Anladı çocuklar. Of kötü olmuş. Ama çok komik. Demek adamın kucağında kediyken birden değişiverdin. Hop. Emre ya hiç komik değil. Ya biliyorum. Şimdi Hakan beni 50 saat sorguya çekecek. Bir yolunu bulup beni kurtarın ya. Ayrıca onun yanında kediye dönüşeceğim diye ödüm kopuyor. Zaten bu aralar benden çok şüpheleniyor. Nana! Nana! Hadi ne yapacaksın? Yardım et her şeyi! Ay Nana hemen yat hemen! Nana! Uyku numarası yap tamam mı? Evet. Nana! Çocuklar! Uyuyun. Niçin? Mr. Cut'ın kalp krizi geçiriyor sandığı için çok korkmuş. Çok sarsılmış. Hemen uykuya daldı babacığım. Size de mi öyle anlattı? Nasıl yani? İşte adam birden rahatsızlanınca onu ayıltmaya çalışmış. Ne olduğunu anlamamış. Ya uyanacak sessiz olsanıza. Tamam. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nana kalk gitti. Oh be ucuz kurtuldu. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? İşte. Tablomuz bu. Bu tablo o kadar eder mi canım? Renk kullanımı, tema, la composizione dell'italiano. Çok zayıf, çok. Floransa'da aldığım eğitimlerden çıkardığım sonuçlamalara göre isme para veriyorlar efendim. Sanattan anladıkları yok bu koleksiyoncuların. Peki düzeltebilir misiniz? Daha harikasını yaratabilirim. Creative della Italiana. Yok, aynısına razıyız biz efendim.
biraz da benim yorumum olacak kuşkusuz. Hadi o zaman. Yorum della italiana. Üstadım, hadi başlayalım isterseniz. Nasılsa bundan kötüsü olamaz. İşte, bunu bildiniz. Terbile, terbile. Sen de var mı? Evet, günaydın hocam. Günaydın. Dün almıştım, müthiş. Bayağı günaydın. Günaydın. Saçlarının toplamı 180 derece. Günaydın, ne haber? İyilik. Ay, saatler olsun. Sağ ol kardeşim. Havalı olmuşsun, ne diyeyim? Yakışıklı çocuksun. Ne yapsan yakışıyor. Tamam mı yani, oğlum? Gerçekten güzel olmuş yani. Güzel olmuş. Tamam, anladım. Kızım ne geliyorsun yanımıza? Ama ben sizi gammazlamadım ki. MP3 çıları çantasına şaka olsun diye koydum dedim. Bir de söyleseydin bari satıcı. Bittin sen artık. Bizim grubumuza giremezsin. Sınavı geçemedin. Anladın mı kızım, geçemedin. Ezik sen de. Hadi git buradan. Rica ederim, sanatıma karışmayın. Çok biliyorsanız buyurun siz yapın. Donatelli, Altobelli, Kaleci Zenga. Sanatı uzanan eller kırılır. Ona göre. Hakan. Tamam canım, bir şey demedim. Buyurun üstadım, çalışın siz. Ha? Bu kadar gürültü varken nasıl konsantre olmamı bekliyorsunuz? Söyler misiniz? Ha? Hadi arkadaşlar. Biz de Formacci. Hadi. Ciciliano. Modigliani. Geçeceğim şimdi bu deliye ya, neyse. Hadi. Beni benimle bırakın. Gel İlham, gel. İlhama gerek yok. Bunun aynısını yapacaksınız bakın. Si. Gel aynısı. Gel aynısı gel. O geliyor, siz gidiyor. Hanga. 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 Manyak mıdır nedir? Lara nere. Lara lara. Mınının tekrar kediye dönüşmesi çok fena oldu. Ya oyuncaklar dünyasında olanlar ne demeli? Gerçekten ileride yok olmadı mı sence? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Anahtar çocuk kabusunu yeniden yaşayamam. Ne haber çocuklar? Ya ne diye bizim yanımıza geliyorsun? Ne oldu ki? Zeynep'e yaptıklarını duyduk. Ama ben... Boşuna nefesini tüketme. Sen çok hainsin. Hem de çok. Evet. Ama ben istemedim ki. Ya dinleyin. Quattro formaggi tortellini. Ah. İşte bitti. Finito. İyi de bu bambaşka bir resim oldu. Bakın bununla bir benzerliği yok ki. Kişisel kompozisyon. Yorumumu kattım tabii. Eskisinden daha güzel olmadı mı? Oldu da uymadı be üstad. Kapı! Asistan geldi! Asistan! Çabuk! Geç! Geç! Çabuk! Acele edin! Açıyorum. Aç! Pardon, elim çarptı, kapandı. İyi günler. İyi günler. Sırk atın güvenilir bir kasa kiraladı. Tabloyu almam istedi. Alamazsınız. Alamazsınız. Niye? Alamazsınız çünkü... Çünkü... Evde. Evde. Evde mi? Hangi evde? Evde. Hangi evde? Ben eve götürüp evdeki kasama yerleştim. Güvenli olsun diye. Yarın kendi ellerime Mısır katına getiririm. Getirir. Peki o halde. İyi günler. Mısır katına saygılarımızı iletin. Teşekkürler. Yine gelin, yine bekleriz. Güle güle. Hoşçakalın. Neden yarın dedin? Ya ne deseydin? Çıkabilir miyim? Çık! Gerçekten bir sanat eseri. Florence di... Kahverengi. Tamam. Ben bugün geliyorum size. Özgeciğim. Lütfen ağlama. Ben böyle bir kötülük yapmak istememiştim. Anlıyorum canım. Bak, yaptığın çok kötü bir şey. Ama sonrasında bundan pişman olup gerçeği söylemen bir o kadar iyi. Anlıyor musun? Gerçek aslında başka. Nasıl yani? Petek eğer dediğini yaparsam beni aralarına alacağımı söyledi. Öyle mi?
Petek buraya gelir misin? Efendim hocam, şu senin MP3'ün çalınması konusu. Özge bunu senin yaptığını söylüyor. Yalan hocam, suçu benim üzerime atmaya çalışıyor. Korkarım bu konuyu Nebahat Hanım'a iletmek zorundayım. İşte şimdi yandın sen kızım. Sana bu okulu dar etmezsen bana da petek demesinler. Sen kimsin? Nasıl gidiyor? Yok, 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 yok! İlayda'dan hiçbir iz yok. Doğru dürüst bakmazsan göremezsin tabii. Sen kendi işine bak asıl. Kedi iksirinin formülünü bulabildin sanki. Hayret. Burada çalışıyorum. Senin gibi dalga geçmiyorum. Kim dalga geçiyor? Ay şu şey. Elimizden geleni yapıyoruz herhalde. Saksı gibi durmuyoruz. Senin yaptığın gibi. Saksı mı? Görürsün sen saksıyı. Ay durun, yeter ama artık, kavga etmeyin. Bunu sen istedin. Al ay bakalım. Şu yenge. Yapma. Kadın, kadın ne yaptığını sanıyorsun sen? Layığını buldun saksı kafa. Hemen beni düzelt. Yoksa çok fena olur. Hayret. Ne yaparmışsın? Ay ne olur yeter ama çok ayıp. Görürsün sen. Ay. Hep bunu yapmak istemiştim. Başımızda bunca dert varken bu olanlara inanamıyorum. Hayret. Çok ayıp ama kekin amca. Yürü Volkan, eve gidiyoruz. Eve mi? Hangi eve? Hangi eve olacak? Benim eve gidiyoruz. Tabloyu götüreceğiz. Sen çantamı alır mısın? Hayda. Ne oluyor ya? Dur bir dakika, neler oluyor anlamadım ki. Mr. Kat'ın telefon açtı. Akşam bize gelip tabloyu alacakmış. Tabloyu bu haliyle mi teslim edeceksiniz? Hiçbir şey sorma Simge, bilmiyorum. Yürü Volkan, gidelim hadi. Alo? Özge? Efendim anneciğim. Dur bir dakika anneciğim, ağlamadan konuş. Ne? Okuldan mı kaçtın? Özge neredesin? Bekle orada, bir yere kıpırdama, hemen geliyorum. Ah Emre, ah Yağmur. Eğer bunda sizin parmağınız varsa... Canınızı çok fena yaktım. Çok fena. Bunu Özge'ye bebek yaptırmış. Neden anlamak istemiyorsunuz? Bir saattir size anlatmaya çalışıyorum. Bana bakın, kendinize gelin. Benim yeğenim öyle bir şey yapmaz. Çocuk köşeye sıkışmış. Belli ki suçu Petek'in üzerine atarak sıyrılmaya çalışıyor. Hiç sanmıyorum. Hatta anlattıkların doğru olduğundan kesinlikle eminim. Öyle mi? Kanıtınız nerede o zaman? Kanıt mı istiyorsunuz? Hı-hı. Size kanıtı getireceğim. Taş kes. Yürü, yürü. Anne. Yürü dedim sana. Kızım bu hafta çok yüksek. Şunlar mı? Uf anne. Taş kes. Bana bakın sizi bacaksız yumurcaklar. Benim kızımı dışlayamazsınız. Benim kızımı hiçbir biçimde tehdit edemezsiniz. Tamam mı? Sen bana baksana süslü. Kimin okulundan kimi attırıyorsun sen ha? Ben... Dur! Benim kızıma dokunanı yakarım, anladınız mı? Yakarım! Simge Hanım, rica ederim kendinize gelin. Gelin içeride konuşalım, burası yeri değil. Ay benim kızımı çok üzmüşler. Çocuk okulu terk etmiş, benim haberim olmuyor. Ay benim çocuğumu bu duruma nasıl düşürürler? Biricik yavruma bunu nasıl yaparlar? Sakin olun lütfen, gelin bu konuyu içeride halledelim. Hadi gelin. Halledeceğiz tabii. Bunun için buradayım. Lütfen gelin. Siz benim kızımı sahipsiz mi sandınız?
Lütfen Sinya. Simge cicic keçileri kaçırmış anlaşılan. Emre nasıl? Ne yapacağız? Ressam da bir işe yaramadı. Sorma ya, ne gıcık adam. Tabloyu nereye koydunuz? Orada işte. Üstünü örttük. Geliverir belki. Ne diyeceğiz bilmiyorum. Elimden bir şey gelmediği için üzgünüm. Senin elinden en iyi gelen şey bir şeyler için söz verip ortadan kaybolmak. Hakan, kırdın ya kızı. Ama Volkan hep böyle yapıyor ya. Hadi ben kaçtım. Simge okuldaymış. Mr. Cut'ın belki önce büroya gelir. Bakalım ne yapacağız. Hadi Alex. Ben sana ne öğrettim? Ezdirmeyeceksin kendini. Ya anne ne olursa artık. Üzülme Özge. Sen sonuçta doğru olanı yaptın. Hı-hı. Şunların ağzına da laf verdin ya. Helal olsun sana Özge. Neden anlamak istemiyorsunuz? Siz ömrü boyunca Pete'in yanında olamayacaksınız. Hatalarını örtbas edecek kimse yanında olmadığında ne yapacak peki, söyler misiniz? Bana akıl vermek size kalmadı. Siz onu çocuğunuz gibi seviyorsunuz, biliyorum. Ama eğer onun iyiliğini istiyorsanız bunu yapmamalısınız. Pete'ye kızıyordum ama şimdi onun için yalnızca üzülüyorum. Çünkü ona doğruyla yanlışı öğretecek kimsesi olmadı, o kadar belli ki. Tamam. Eğer hatalı olduğunu kabul ederse cezalandıracağım. Bu onun iyiliği için. Özge Petek, gelir misiniz? Anne, lütfen dışarıda bekle. Petek, itiraf edecek misin? Evet, ne olacak ki? Nasılsa teyzemin beni cezalandıracak hali yok ya. Bu iş çok uzadı, uğraşamayacağım. Evet Özge, seni dinliyorum. Petek, bana RMP çalarını Zeynep'in çantasına koyup onursuz gibi gösterirsen beni gruplarına alacağına söz verdi. Sen de bunu yaptın öyle mi? Evet, ama beni buna o zorladı. Evet, ne var? Sen de yaptın ama. Özge, bunu nasıl yaparsın kızım? Petek? Aman üf, ne var? Ben yapmadım, o yaptı işte. Her söylediğimi yapması mı gerekiyor? Bana baksana sen terbiyesiz. İkiniz de cezalısınız. Disipline gideceksiniz. Arkadaşınızdan da herkesin içinde özür dileyeceksiniz. Ama teyze! Petek! Müdür hanım diyeceksin. Yok, böyle başlarda beklemezsem kavga etmekten hayatta bir şey yapamayacaklar. Şuraya bak. İşte formül burada. Nana'yı kedi olmaktan kurtaracak olan formül. Tabii ya. Nasıl da düşünemedim. Hemen hazırla. Hemen. İki dakika. İşte burada. Oyuncaklar dünyasında. Kim? İlayda mı yoksa? Girmiş birisi. Onun kılına girmiş birisi. Evet. Baksana. Bu İlayda değil. Thank you.
hazır. Nereye gitti bu? Şokeri benzetmeye. O halde Nana'ya bunu ben vereyim bari. Hem biraz dünya havası alırım. Buranın havası çok sıkıcı. Geç kaldım. Git gez de havalan bakalım. Hayır. Of, kesin Hakan artık her şeyi anlayacak. Of, çok feci köşeye sıkıştım. Nana! Aa! Şuşu yenge, senin ne işin var burada? Sessiz ol. Şuşu yenge, Hakan seni görmeden hemen buradan gitmelisin. Yatıya gelmedim herhalde. İksiri getirdim. Artık ikide bir de kedi olmaktan kurtulacaksın. Yavaş yavaş bağırma. Ay, say mi? Canım benim ya. Hadi. Nana. Eyvah. Nana. Nana. Mısır katın yemeğe kal. Siz de kimsiniz? Nana'nın yengesiyim. Yemeğe misafir varmış galiba. Yardıma çağırdı da. Nana nerede? Şey. Kedi otu almaya gitti. Ne? Şuşu yenge annemsin. Yani çok güzel salatası oluyor da o yüzden. İyi ama siz içeri nasıl girdiniz? Mutfak kapısı açıktı. Ben de sütünü verdim işte. Aa, ama beni rahat bırakın da şu yemeği hazırlayayım canım. Tamam. Sonra da geldiğim gibi sessizce giderim o kapıdan. Nana, Nana çıkabilirsin. Geldim. Hadi şu yenge, hadi. Tamam dur. Ay, ay, ay. Şu yenge çok sağ ol. Hadi ben kaçtım. Bu arada Hakan da çok yakışıklı. Nana, yengen gitti mi? Evet, bana yardıma gelmişti, gitti. Ben yengen olduğunu bilmiyordum. Hakkımda bilmediğin başka şeyler de var. Ne demek şimdi bu? Hiç, ikide bir de ortadan yok oluyorum ya. Hani söz verip hiçbir şey yapmıyorum ya. Nana, lütfen böyle yapma. Nana, lütfen. Şimdi hepinizi buzdan kule yapacağım. Hepinizden buzdolabı yapacağım. A sınıfı buzdolabı yapacağım. Dondurma yapacağım. Çilekli dondurmalar yapacağım. Hepinize oyuncak dondurmaları yapacağım. Hepinizi donduracağım. Şoker! Şoker tabii. Şuna bak. İlayda şokermiş. Ne olacak? Baksana şokermiş. O olsun sana. Al sana. Ne yapıyorsun? Şoker. Thank you.
Yemek gerçekten harikaydı. Bayılıyorum Türk mutfağına. Afiyet olsun. Bir şey var söylemek istediğim. Aslında bizim de size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Benimki önemli. Onun için siz söyleyin. Tablo. Artık bunu size göstermek durumundayız. Tabloyu istemiyorum. Onu Nana'ya vermek istiyorum. Düğün hediyesi olarak. Ne? 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 Cevabınız beni very mutlu insan yapacak. Bakın ben hayır demek zorundayım. Çünkü kalbim bir başkasına ait. Bu arada... Aslında tablo kalsaydı. Hayır. Onu anneniz için almıştınız. O annenizde kalmalı. Ancak... Alın ve... Annenize götürün. Aa! Nana? Nana? Bu kız kesinlikle bir sihirbaz. Bence de. Kalbinizin ait olduğu adam çok şanslı. Evet ama o bunun farkında değil.